10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 93 cevapları. Sayısal, Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf kazanım kavrama testleri cevapları. Sayfa 93 sayısal, 1. Tabloda kimyanın temel kanunları ve bu kanunları bulan bilim insanları verilmiştir. Buna göre, bilim insan ışkanın eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak yapılmıştır? A. 1. A. 2. B. 3. C. B. 1. A. 2. C. 3. B. C. 1. B. 2. C. 3. A. D. 1. B. 2. A. 3. C. E. 1. C. 2. B. 3. A. Cevap, B. İkinci aşağıdaki tepkimede, tepkimeye giren ve tepkime sonucunda oluşan maddelerin kütleleri verilmiştir. C3H4-4O2-3CO2-2H2O-X-G12,8G13,2G3,6G buna göre, C3H4'ün kütlesi kaç gramdır? A. 4 B. 5 C. 6 D. 7 E. 8 Cevap, A. 3. H2O bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3'tir. Buna göre, 54 gram H2O bileşiği elde etmek için kaç gram H, kaç gram O kullanılmalıdır? A. 12-42 B. 48-6 C. 9-45 D. 6-48 E. 42-12 Cevap, D. 4. F2O3 bileşiğinde kütlece birleşme oranı, M. 3'tür. Buna göre, I. 14 GF ile 6 GO'nun tepkimesinde 20 GF2O3 bileşiği oluşur. 2. 40 GF2O3 bileşiği elde etmek için 28 GF yeterli miktardaki O ile tepkimeye girer. 3. 21 GF ile 21 GO'nun tepkimesinden 42 GF2O3 bileşiği oluşur. Yargılarından hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. IV2 C. IV3 D. 2 ve 3 E. I. 2 ve 3 Cevap, B. Kütlece %60 IY elementidir. Buna göre, 30 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram Y elementi gerekir? A. 9 B. 15 C. 18 D. 20 E. 21 Cevap, C. 6. XY2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı 3-4'tür. Buna göre, 28 gram XY2 bileşiği elde etmek için kaç gram X elementi gerekir? A. 7 B. 12 C. 14 D. 16 E. 18 Cevap, B. 10. sınıf kazanım kavrama testleri, matematik, fizik, kimya, biyoloji, sayfa 93 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.